Merhabalar tatlı güzel ruhlarım, nasılsınız? Umarım herkes çok iyidir. Şimdi bugün yine tarot okumanızı yapmak üzere karşınızdayım. Umarım ihtiyacınız olan noktalarda size mesajlar gelir. Umarım duymak istediğiniz ya da almak istediğiniz soruların cevaplarını alırsınız. Bakalım bugün nasıl mesajlar gelecek? Ben şöyle kartların bir enerjisini dağıtırken siz de sorularınızı sorabilirsiniz. İçinizde niyetiniz varsa, dileğiniz varsa, sorunuz varsa mutlaka buraya akıtın. Zaten bu video sizi bulduysa mutlaka buradan alacağınız bir mesaj vardır. Hep böyle inanıyorum. Ya belki sizi yıllar sonra bulacak, belki de yüklediğim anda karşılaşacaksınız ve izleyeceksiniz. Mutlaka size yardımcı olacak bir şey. Ya başında vardır, ya sonuna vardır, ya da bütün açılım size adeta böyle hediye gibi gelir, ulaşır. Hadi bakalım. Tamamen kartların bilgeliğine bırakıyorum bugün. Biraz böyle yenilik enerjisi var. İlk gördüğümü yorumlayayım. Yenilik enerjisi, ama nasıl bir yenilik enerjisi? Böyle kimi zaman tek başınıza olduğunuz, kimi zaman da sevdiğiniz insanlarla beraber olduğunuz, yeni bir yola çıkacaksınız gibi. Belki uzun süredir aklınızda olan, uzun süredir hayallerinizi süsleyen bir fikri hayata geçirme vakti gelmiş olabilir. Yani birçoğunuz daha önce yapmaya cesaret edemediği, daha önce adım atmaya cesaret edemediği konularla ilgili, bakın burada yeni ufuklara doğru yola çıktığınızı görüyor musunuz? Ama kimi zaman yalnızsınız, kimi zaman da sizi çok seven birileri var yanınızda. Bu partneriniz de olabilir bu arada. Ama kendinize ait hissettiğiniz bir yere varacağınızı gösteriyor kartlar. Direkt aklıma ne geldi biliyor musunuz? Böyle taşınmak. Hani şehir dışı olur, yurt dışı olur, belki aynı şehir içerisinde bir yere taşınmak olur, ama ya da iş değiştirmek olabilir. Sizin için böyle çok yeni olacak bir yer olması lazım. Hani sanki böyle bu yelkenliyle uzak ülkelere gidiyorsunuz gibi bir his var çünkü burada. Sizin için hiç alışılmadık bir noktaya adım atmak. Sizin için aslında böyle birazcık da korkutucu bir adım, ama heyecanlı aynı zamanda. Hani derler ya, yeterince korkutucu değilse aslında o konfor alanından çıkmıyorsundur. Eğer korkutucu, seni korkutan bir şeyler yapıyorsan bil ki kendini geliştiriyorsun. Yani burada ben bir şeylere cesaret ederken görüyorum sizi. Yakın vadede çok uzun süredir üzerine düşündüğünüz ya da belki çok geçmişte düşündüğünüz ama bir süredir düşünmüyorsunuz ve bir anda bir şeyler yapma fikri, bir anda o konuyla ilgili bir eyleme geçme fikri sizi bulabilir ve bunu böyle çok tutkulu bir şekilde başlatabilirsiniz. Mutlu olacağınız bir adım olacağını düşünüyorum. Yani kendi içinizde de böyle bir dengeye geleceğinizi gösteriyor kartlar, bakın. Bir kere kendi hayatınızın direksiyonunun başına siz geçiyorsunuz. Bakın. Sizin baskın olduğunuz bir dönem başlıyor. Yani bu baskınlığı çevrenizde, partnerinize, ailenize kabul ettirebilirsiniz. Eğer işte yine partnerinize, çevrenize, ailenize kabul ettirmek istediğiniz bir şey varsa bu dönemi çok iyi değerlendirebilirsiniz. Çünkü ikna edici olacağınız, baskın karakterde olacağınız, güzel konuşma yapacağınız, kendinizi ve karşınızdakileri de ikna edebilecek kapasiteye sahip olacağınız bir dönem olarak gözüküyor. Ve burada aslında beklediğiniz ve sizi çok mutlu eden haberler de alabileceğinizi görüyoruz. Aynı zamanda hızlı gelişen olaylar, hızlı haber alışverişinde bir hızlı sirkülasyon, bunları
çok deneyimleyebilirsiniz ve bakın kadersel bir şeyler oluyor. Yani belki de daha önce düşündüğünüz, çok üzerinde belki de durmadığınız, bilemiyorum. Yani siz böyle bir şey düşünmüşsünüzdür ama hani yok ya olmaz demişsinizdir. Ama misal sürekli rüyalarınıza giriyordur. Bir şey yapma fikri, bir konuda adım atma fikri, bir konuya yönelme fikri. Yani bunlarla ilgili çok böyle kadersel olabilecek bir adımınız da bakın gözüküyor burada. Görüyor musunuz? Burada aynı zamanda zamanlamayla ilgili de güzel, böyle çok güzel bir zamanlama olacak gibi gözüküyor. Yani bunu siz çok ayarlayamayabilirsiniz ama öyle kendiliğinden oluşacak. Zaten böyle her şey tıkır 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 yerlerine oturacak diye yorumlayabilirim bunu. Ama ne görüyorum? Burada çaba görüyorum. Bir kere çabalayacağınız, sorumluluk alacağınız bir dönem. Yani öyle her şey armut piş, ağzıma düş şeklinde olmayacak. Çabalayacaksınız. Aktif bir şekilde sorumluluk alacaksınız. Tutkularınızla hareket ettiğinizi acaba daha nasıl açıklayabilirim? Bakar mısınız? Ateş, ateş, ateş enerjisi. Tutkularınızla hareket ediyorsunuz. Ya ben yapacağım dediğinizi bir şeyi, aklınızda koyduğunuz bir şeyi gerçekleştireceğinizi, bu konuda da mutluluğa varacağınızı, tamamlanmaya varacağınızı gösteriyor kartlar. Bu nedir? Başarıdır, işte bolluk berekettir, paradır, kendinize mutlu bir yaşam kurmanın bir temelidir. Yani başarılı olacağınızı gösteriyor aslında burada kartlar. Aynı zamanda belki bir aile kurmak için bir yola çıkacaksınız. Bu da olabilir. Belki sizi korkutan bir şeydir bu. Evlilik kararı, biriyle hayatını birleştirmek, biriyle aynı çatı altına girmek. Bunlar da sizin için korkutucu bir şey olabilir. Ve bu konuda bir adım atmak sizin için çok önemli olabilir. Ama bununla ilgili bir adım atacağınızı ve bu konuda sorumluluk da alacağınızı gösteriyor kartlar gördüğünüz üzere. Ve içinizden geldiği gibi, istediğiniz gibi ve aslında hep olması gereken gibi olacak bir şeyler diyebilirim. Çünkü bu çıktığınız yolda size yardım eden birileri olsa da, size destek olan birileri olsa da siz kendi zihninizden geçenlerle bir yola çıkıyorsunuz. Yani sizin aklınızda belli bir şey var, belli bir plan var, belli bir ulaşmak istediğiniz nokta var ve çok fazla dış etkilerden etkilenebileceğinizi de düşünmüyorum ayrıca. Zaten oldukça burada sizi özgüvenli ve böyle oturaklı gördük. Yani bu ne demek? Kolay kolay fikirler değişmeyecek. Hani bir oradayım, bir buradayım, ne düşünüyorum, ne istiyorum bilmiyorum olmayacak. Çünkü hedefine odaklı bir zihin var burada. Hedefine odaklı bir zihin. Ve bu yola çıktığınızda bir şeyler, rüzgar arkanızdan esecek bakın. Rüzgar arkanızdan esecek ve sizi adeta böyle size yardım edecek. Hani bir şeyler kendiliğinden olmayacak. Emeğiniz var. Belli bir noktaya gelmek için sorumluluk almanız gerekecek. Ama işaretlerle aslında doğru yolda olduğunuzu göreceksiniz. Ay ne güzel bir açılım oluyor. Bayıldım. Şimdi buradaki enerjiyi neden aldım kabul ettim dedirtiyoruz. Aldım kabul ettim diyen herkesin en yüksek hali olsun. Bir kere böyle kodlayalım. Ama neden aldım kabul ettim dedirtiyoruz. Çünkü bu enerjiyi kabul edebilirsiniz. Yani özgür irade yasası denen bir şey var arkadaşlar. Buradaki enerjiyi kabul edebilirsiniz ya da hani öyle dinlersiniz geçersiniz. Ama kabul ettim diye niyet alırsanız bu enerji sizin olur, alırsınız cebinize koyarsınız. Anlatabiliyor muyum? O yüzden yorumlara aldım kabul ettim yazmanız önemli. Ya da vereceğim olumlama cümlesinde yazabilirsiniz. Her zaman açılımın getirdiği enerjiyle bir olumlama cümlesi veriyorum. Onu da yazmanız aynı şey anlamına gelir bu arada.
Bakın, bakış açısı farklılıklarını görüyoruz. Bakış açısı farklılıkları. Belki şu anda bazılarınız dinliyor ama hani ah nerede o günler, nerede bende o şans, nerede bende o cesaret diyor olabilir. Burada bakın bakış açınızı değiştireceğinizi görüyoruz. Yani istediğiniz şeyi elde edebilmek için o cesareti bulacağınızı görüyoruz ki bu da size aslında bir işaret olarak geldi. Size yardım edecek birileri olacak, bu yolda tek başınıza olmayacaksınız. Ama dediğim gibi siz kendi fikrinizle, kendi istediğiniz yolda ilerleyeceksiniz. Bu kişiler sadece size yardımcılarınız olacak. Şöyle göstereyim. İki kart aslında arka arkaya geldi bakın. Aslında ikisi aynı kart. Kendinizi net ifade edeceğiniz, net ifade edeceğiniz bir döneme giriyorsunuz ve ben sizin enerjinizi çok baskın gördüm. Özgüveniniz artacak. Yani kendinize olan güveniniz %100 bir şekilde artıyor ve bakın zafer kartıyla da bu açılımı kapatıyoruz. Bakın zafer kartı son kart. Yani zaten ben burayı zafer olarak yorumladım. Onun altına yine tamamen bir zaferi gösteren bir kartımız geldi. Değnek altılısı. Yani belki son zamanlarda, hatta böyle son zamanlar değil, böyle birkaç hafta, birkaç ay değil, birkaç senedir sıkıntı yaşıyor olabilirsiniz. Bunların çok güzel bir şekilde mükafatını aldığınızı görüyor musunuz? Yani o kadar güzel ve o kadar sizi şaşırtan hızlı gelişmeler olacak ki şanslı olduğunuzu hissedeceksiniz. Belki uzun zamandır bunu çok da hissetmediniz. Bunu hissedeceksiniz ve artık başarı sizin için kolay olacak. Artık bir yola çıkmak, o yolun sonunda nereye varacağınızı bilmek sizin için çok da böyle sürpriz olmayacak. Başarı benim doğuştan hakkımdır. Yazabilirsiniz olumlama cümlesi olarak. Başarı benim doğuştan hakkımdır. Para, bolluk, bereket, aşk, mutlu yuva benim doğuştan hakkımdır. Bunları yazabilirsiniz yorumlara. En çok hangi konu sizin içinize dokunuyorsa onu yazabilirsiniz ya da hepsini beraber de yazabilirsiniz. Doğru seçimler yapmak benim doğuştan hakkımdır. Özgüvenli olmak benim doğuştan hakkımdır. Yaptığım işlerde desteklenmek ve başarıya ulaşmak benim doğuştan hakkımdır. Ya bu cümle çok 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 etkili bir cümle arkadaşlar. Umarım yararını görürsünüz. Yorumlara yazın. Yazmanın gücü çok kuvvetli. Yazdığınızda dediğim gibi hem bu enerjiyi alıp kabul edip kodlamış oluyorsunuz kendi içinize. Hem de böyle boşuna dinlememiş oluyorsunuz. Tabii ki de hoşunuza gitmeyen bir nokta olduğunda sadece kendinize uyan kısımları ya da sizinle hiç uyumlanmayan bir şey olduğunda sadece kendinize uyan kısımları alın diyorum ya hep. O da bu sebepten dolayı. Kendime uyan kısımları aldım, kabul ettim şeklinde bitirebilirsiniz. Evet, bu şekildeydi. Eğer beni izliyorsanız, kanalımı yararlı buluyorsanız, videolarımı yararlı buluyorsanız beğeni butonuna basabilirsiniz, abone olabilirsiniz ve zile basıp kanal bildirimlerini açabilirsiniz. Birebir danışmanlık almak isterseniz de Instagram'dan bana ulaşıp bilgi ve randevu alabilirsiniz. Hepinizi çok öpüyorum. Bir sonraki açımda görüşmek üzere. Hoşça kalın.